Hüseyin, konu artık bizden biri. İki kez benzinli testimiz, ikinci kez de dizeli alıyoruz. Lansman İstanbul, Lansman İstanbul olarak. Bu sefer konuyla uzun yol deneyimim de oldu. Sırf o yüzden aldık. Hani uzun yolda ne gibi artıları, ne gibi eksileri var onları konuşmak için. Aslında lansmanda bir Antep, Adana, Mersin arası testimiz olmuştu ama kısa bir mesafeydi. Evet. 120 km bir mesafeydi. 500 km'lik bir yol yaptık konuyla. Uzun yol deneyimimiz oldu sevgili izleyenler. Onları paylaşacağız sizinle. Tabii ki bir konuyu hatırlayacağız. Gerçekten bizden biri oldu artık. Aracı hissediyoruz. Aracın bütün detaylarını biliyoruz diyebilirim. Başlayalım. Detayları, dış tasarımı bir hatırlatalım izleyicilerimize. Tamam. İçeriye gelelim. İçeriği konuşalım. Daha sonra ben programı ele alayım ve uzun yol deneyimlerimi anlatayım izleyicilerimize. Yavaştan yola çıkalım o zaman Serkan. Ben dış tasarımı sana bırakayım bugün. Dışarıyla ilgili neler söylemek istersin? Çünkü ben biraz daha uzun konuşacağım. Evet, yakın zamanda Konatolya olarak Türkiye turunda 7 bölgeyi gezen Kona dizeller şimdi artık İstanbul'da test açık bir vaziyette. Biz de bu hafta uzun yol deneyimi yaşamak için testi aldık Serkan. Baktığın zaman Kona'da ufak bir makyaj operasyonu geçirdi benzinli versiyonuna göre dizeller geldikten sonra Türkiye'ye. Neler değişti? Aslında dış görünüşü çok büyük fark yok. Ön tarafında gene 3 aşamalı far grubu diyebileceğimiz üst tarafta gündüz ledleri, onun altında halojen yapıda aydınlatma grubu, en alt tarafta sis farı. Ortada gene klasik Hyundai'ın altıgen forma yerleştirilmiş ızgara yapısını görüyoruz. Böyle köpek balığı ağzı gibi de uzuyor. Evet, yandaki çamurluk dodikleriyle beraber arabanın etrafını saran plastik yapısıyla birazcık SUV kimliğinde arabanın betimliyor. Aslında bu araç B-SUV olarak konumlandırılsa da gerçekten dizel olmasa da benzinli versiyondaki 4x4 bayağı iyi çalışıyor. Dizeller 4x2 olarak geliyor. Tasarımda dodikleri de seversin sen bu arada. Evet, yani, araç birazcık aykırı duruyor. Yani genel Hyundai çizgilerin dışında birazcık özgün bir tasarım dili var. Arka tarafı birazcık daha gene orada da çift taraflı bir halojen stop grubu var. Altta sinyal ve stop grubu. Üstte yatay formla yerleştirilmiş fren stopları ve aydınlatma grubu yer alıyor. Baktığın zaman kompakt sınıfta gerçekten yerden yüksekliğiyle daha çok bozuk yollara girip çıkabilecek, doğaya girip çıkabilecek ve aynı zamanda sportif ve dinamikliği de bununla pekiştirecek hatları var. Aslında BYSÜ'den beklenmeyecek kadar güzel tüketiciye sunan özellikleri var. Aynen. Bu sınıfta da artık rekabet gittikçe artmaya başladı. Çünkü insanlar doğaya da böyle bozuk yollara da, asfalt yol dışında alternatif yollara da çok girip çıkıp gezmek, dolaşmak istiyor. Bir kere bu dönemde off-road merakı da var yani. Evet, bu sınıfta bu araçla çok rahat bu imkanları sunabiliyor. Peki, içeriye geldik. İçeride de güzel bir yapı var Kona'da. Onları da hatırlatalım izleyicilerimize. Bir kere görüntü insanın oturur oturmaz hoşuna gidiyor. Neden gidiyor? Kırmızı çizgiler var. Araç ana rengi kırmızı. İçeride de o kırmızı çizgileri görüyorum. Mesela kemerlerle başlayan, bunun üzerine çok konuşmuştuk seninle. Kemerlerle başlayan, vitesin etrafında devam eden, işte havalandırma menfezlerinde gördüğümüz, start stop'un etrafında bile gördüğümüz kırmızı çıtalar var ki oturur oturmaz hoşuna gidiyor, keyif veriyor tüketicisine. Onun haricinde direksiyon yapısı Hyundai'nin yeni nesil direksiyon, işte i20'de, i30'da, Elantra'da gördüğümüz direksiyon yapısını görüyoruz ki çok şık. 3 kollu bir direksiyon simidi var ki Piano Black bölmeleri de görüyoruz. Hani zenginlik de katıyor direksiyon yapısına. Kadranlar yine mavi led çerçevelerle kaplanmış. Göze hoş gelen led donanım içeren bir kadran yapısı. Ekran sonradan konmuş bir ekran gibi değil. İçeriye doğru monte edilmiş güzel bir ekran. Ki güneşi de çok azalıyor. Piksel çözünürlüğü de çok iyi. Ve dediğim gibi güneş azalmasından dolayı ekranın görüntüsü gayet net ve tüketicisine kullanışlı bir yapı sunuyor. Onun haricinde benim önüme baktığımız zaman torpidoyla üst kısmın çok kaba durmadığını, daha kibar durduğunu söyleyebilirim. Yani genel olarak iç hatlara baktığımız zaman gayet kibar, gayet renkli ve tüketicinin hakikaten gözüne hitap eden bir konsol görüyorum. Ya zaten konsolun yerleşimi birazcık daha altta konumlandırıldığı için Serkan, aslında SUV hissiyatını buradan da çok rahat alabiliyoruz. Yani oturma pozisyonu konsolun birazcık daha üstünde yer aldığından görüş açıları gerçekten yüksek bir araç kullanırcasına yola hakimiyet sağlayabiliyor. Bu da güzel bir detay. Şimdi ben burada otururken hem önüme baktığımda keyif alıyorum konsola, hem de mesela sana dönüp yana baktığım zaman işte koltuklardaki kırmızı dikişler, kırmızı çizgiler, hakikaten araç içerisinde keyifli bir ortam var. Doğru.
Ya tüketici oturur oturmaz bu araçtan keyif alabiliyor. Peki daha neler keyiflendirebiliyor? Biraz teknolojisinden bahsedelim. B SUV dedik, B sınıfı bir araç ama teknolojik olarak çok güzel donanımları var bu aracın. Mesela anahtarımızı cebimizden çıkartmadan bu araca binebiliyoruz. Parmak okuyucu sistemle giriyoruz kapılardan ve motoru çalışma start stopu yine anahtarsız çalışıyor. Basıyoruz. Bu bir keyif. Doğru. Güzel bir eklenti, güzel bir teknoloji. Dijital bir klima var. Bu da tüketiciyi keyiflendiriyor. Dijital klimanın aşağısına iniyoruz. USB ve AUX girişlerini görüyoruz ki onun haricinde Wi-Fi charger. Yani evet, telefonunuz uyumluysa kablosuz telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir teknoloji. Bu da keyif veriyor. Ekranı var. Ekranda Apple CarPlay ve Android bağlantı var. Telefonunuzu kabloyla bağladığınız andan itibaren telefonunuzdaki uygulamaları ekranda görüyorsunuz. Bu da keyif veriyor. Güzel bir teknoloji ki haritanızı, yani telefonda nasıl navigasyon kullanıyorsanız aynı şekilde ekran üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ya ekran demişken aslında ekranda şöyle bir detayı da belirtmeden geçmeyeyim. Hem ekran üzerinde dokunmatik hassasiyeti çok başarılı, geçiş tepkileri çok iyi. Aynı zamanda eski nesil diyebileceğimiz hani birazcık daha analog ve dokunmatik tuş da arayan insanlar için yanlarına yerleştirilmiş butonlarla kısa yol yönlendirmesi çok kolaylıkla yapılabiliyor. Bu da bir keyif. Hakikaten bilgi eğlence ekranı çok keyifli bir yapıda. Onun haricinde dry modlar var. Yani modunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Normal mod, eco mod ve sport mod diye. Bu seçenekleri de sunuyor. Bakıyorum şöyle vitesin etrafına 3 tane teknoloji tuş var. Bir tanesi ki 4x4'lerde gördüğümüz yokuş iniş desteği. Evet, bu bence güzel bir detay yani bu araç için. 4x4 hem olmamasına güvenlik, rağmen oldukça başarılı çalışıyor. Tabii hem güvenlik hem hakikaten pratik bir teknoloji. Onun altına iniyorum, park yardım asistanlarını görüyorum. Park sensörlerini. Sol tarafa gidiyorum, start stop yakıt tüketimine katkılar sağlıyor ki yakıt tüketimi konusunda çok iddialı. Uzun yol testlerine bahsederken onun üzerine çok duracağım. Başarılı bir teknoloji bu da. Kör nokta uyarıcılar var. Evet. Trafikte hakikaten İstanbul gibi büyük metropollerde çok önemli. Kör noktanızda araçları bazen göremeyip ufak tefek kazalar yapabiliyorsunuz ki bu sizi hem sesli uyarıyor hem de aynalar üzerinden görsel olarak turuncu simgesiyle uyarabiliyor ki bu da çok başarılı teknoloji. Senin direksiyon simidin sol tarafında var birkaç tane teknoloji. Evet, zaten buradan bahsettiğim gibi az önce kör nokta uyarı sistemini kapatıp açabildiğimiz yönlendirme tuşu var. Onun yanında ESP on-off tuşumuz var. Hı hı. Aydınlatma grubumuzu yönlendirebileceğimiz, aydınlatma arttırıp azaltabileceğimiz bir yön tuşu var. Kapılar 4 cam otomatik olarak kilitlenip açılabilir vaziyette. Katlanır ve elektrikli ayarlanabilir ayna var. Sunroof bu araçta dizel ünitede Türk tüketicilerin özellikle çok talebi üzerine pakete eklenerek getirilebiliyor. Benzinisinden farkı o. Evet, o da bence bu araçta olmazsa olmazı çünkü gerçekten burada tavan yapısı ve iç yapı çok siyah ve klostrofobik olduğu için sunroof'la beraber arabanın içindeki aydınlık ve ferahlık hissi birazcık artmış durumda. Yukarıya baktığımız zaman Serkan burada bir gözlük koyma alanımız var. Bu da bir artı. Bu da bir artı. Güvenliğe artı iki donanım daha var. Geri görüş kamerası var. Çok kullanışlı. Hakikaten piksel olarak da çok güzel görünüyor ekranda. Ve bununla beraber yokuş kalkış desteği var tabii ki. Bu da çok önemli. Hakikaten bizim şehrimiz, ülkemize baktığımız zaman yokuşlu olan çok. Yokuş kalkış desteğinin de olması bir avantaj. Yani güvenlik paketi ve pratik teknoloji paketi hakikaten geniş bu araçta. Lansmanda da söylemiştik. Yine evet, üzerinden geçelim. Eksik ne vardı? Ya bu araç makyajlanarak ülkemize ithal edildikten sonra bizim lansman döneminde de üzerine durduğumuz konu artık bu segmentte standart olmasa da opsiyon listesinde yer alan adaptif hız sabitleyici ile beraber şeritte tutma asistanı ya da otonom sürüşün başlangıç seviyesi olarak bu paketlerin opsiyon listesinde yer alması için aslında beklerdik. Değil mi? En azından opsiyon olarak sunulabilir. Evet, çünkü bu segmentte maalesef rakiplerde var olan teknoloji detayları. Şimdi kasisten geçtik ya, aklıma geldi. Konforun nasıl? Çok rahat. Rahat değil mi? Tabii burada biraz sportiflikle beraber bir konfor var. Yani araç baktığın zaman sönümlemesi çok başarılı. Büyük bir jant yapısına sahip olmasına rağmen gerçekten hem koltuk konforu hem süspansiyonun oldukça başarılı çalışmasından dolayı yollardaki bozuk yollarda gerçekten çok başarılı şekilde sönümleyebiliyor. Darbeleri iyi sönümlüyor. Bunu da söyleyelim. Gerçekten arkalar da bağımsız olmamasına rağmen benzinle bağımsız bir süspansiyon vardı. Bunda bağımsız olmamasına rağmen arka süspansiyon konforu da çok başarılı. Yani hem dediğin gibi sportif sürüşlere izin veren bir süspansiyon yapısı var. Hem de konfor aldığınız, konforlu yolculuklar yapabildiğiniz bir süspansiyon yapısına sahip. Koltuk yapıları yani şu mesela alt kavramaları
yarı başarılı diyeyim ben. Hani çok başarılı değil, çok da kötü değil. Ama bel. Fena değil ama bel değil mi? Yani böyle cuk çok... oturabiliyorsun. Yani ben kavruyorsun. Zayıfladım diye mi böyle bilmiyorum. Sen... Lansmanda bu kadar değildi. Şu anda bana böyle çok cuk güzel kavradı. Evet, tam evet. Benim şu anda fizik ölçülerime uygun. Ya uzun yolculuklarda inan Hüseyin 3 saat gittim 3 saat geldim. En ufak yorulmadım. Gerçekten söylüyorum. En ufak bir yorgunluk vermedi bana. Doğru. Konunun koltuk yapısı, süspansiyon yapısı. Doğrudur. Çünkü Hyundai'nin aslında biz o zaman da lansman döneminde bir 2-2,5 saat yol deneyimi yaptık. Hiçbir şekilde yorgun çekmedik ki. Arka koltukta da o zaman bir mesafe gitmiştim. Arkası da gerçekten konforlu ve seyri keyifliydi. Çok iddialı olacak konu. Ben onu hissediyorum. Hakikaten B100 SUV'de tercih edilecek araçlar arasında. Sebebi de Serkan şu. Ya bu araç dizel ama yani gaza basmayınca Serkan arabanın motor sessizliği o kadar başarılı ki. Değil mi? Hiçbir şekilde benzinli bu araba gibi dizel demezsin ve konforla o kadar güzel bakıyorsun ama bir anda gaza bastığı zaman araç çıldırırcasına birden içinden o canavarı çıkartıyor. Ki benzinlisi bundan çok çok daha 177 ateşliydi. Yani. Ama dizelle... Baksana ara hızlanmalarına kadar bir anda o torku aldı ve yürüyor araba. Şaka makinesi. O zaman da demiştim bu aracın benzin versiyonu için ciddi bir yanıltıcı bir araçtı. Bu araç için de aynı şey durumu söz konusu. Sınıfın en güçlü motoru, sınıfın en iyi performans değerlerine sahip motoruyla beraber çok güzel işler başaracak gibi gözüküyor. Hem benzin ünite hem dizel ünite hakikaten iddialı rakamlara sahip. O zaman söyleyelim Hüseyin, dizel ünitemizde ne gibi veriler vardı? Performansına girelim. Yani 130 beygir. Bu araç 136 beygir. 136 beygir pardon 136 beygir ve 320 Nm tork gücüyle besleniyor. Ne yaptı, spor moda mı aldın? Şöyle bir spor alalım, eco moduna kullanıyorduk. Bak ara hızlanma hemen gösteriyor kendini. Bak torku aldı beygir gücüyle birlikte. Yani bak 80'den 110'a çok rahat bir şekilde. İlk kalkış anı o kadar başarılı olmamakla beraber. Ama yolu çok kötüyor değil mi? Yolu yani çok kötüyor. Ben ondan da bahsedeceğim. Süspansiyon ergonomisi gerçekten sportif bir altyapıya sahip ki benzinli ilk üretildiği için o sertlik ve rigidlik gerçekten çok fazla aracın dinamikliğiyle beraber. Ama baktığın zaman Serkan bu motor çok kuvvetli. Şimdi benzinli versiyonu 4x4 olarak yola gücünü aktarıyordu. Bu önden çeker olarak yola gücünü aktarıyor. Ki 136 beygir ilk başta kalkışta çok tepki vermemekle beraber çift kavramadan ötürü araba 30 km üstü hızlara çıkmaya başlayınca önden bir böyle gerçek hafif gücünü kayar görüyoruz gibi hissettiriyor ama sanki bir yandan da kilit var gibi tutmaya başlıyor. Mesela şu an gaza oturdu. Mesela hafif önden kayacak gibi ama ilginç şekilde yola oturuyor. Sanki önde kilit varmış gibi, elektronik kilit varmış gibi hareket burada ediyor. Burada ne yapıyor? Yoldaki hakikaten o stabilliğine çok büyük katkılar sağlıyor. Stabilliğine çok büyük katkılar sağlıyor. Şeritte en ufak bir önemi yok değil mi? Yani evet, ufak dokunuşlarla, direksiyon dokunuşlarıyla şerit takip sistemi var gibi ya. Sanki şerit atıyormuş gibi. Ya çok garip geliyor ya. Hani ben bu kadar kuvvetli olmasını bekler miydim? Hani işin aslı bu araç 100 beygir civarı olsa yolda gidişi de performansı da gerçekten yeterli ve ideal seviyede olabilir miydi? Olabilirdi bence. Bu biraz fazla güçlü hissettiriyor. Ama mesela şu an sıfırdan bir kalkalı. Hemen patinaja sarıyor. Ama oturduktan sonra da Serkan. Şanzıman girişine bakar mısın? Bu da büyük avantaj mesela. Yani DCT şanzıman. En ufak bir şey yok. Hissettirme yok yani. En ufak bir sarsıntı yok. Ya araba resmen bana virajdan viraja kovalıyor. Yani tam böyle bir dağ yolunda. Keyif al diyor. Kolu McRae gibi adamsın zaten. Tüm virajları kovalıyor bir şey. Gerçekten bir an tedirgin ediyor. Önden kayacak gibi hissiyat veriyor. Sonradan çok iyi topluyor. Çok stabil ve çok iyi topluyor. Yani yol tutuşu muazzam. Ve SUV'lerde nadir görebileceğiniz bir yol tutuşuna sahip bu araç. Yani 3500 devir bandından sonra motorun biraz gürültüsü içeri gelmeye başlıyor. Ama o böyle çok dizel gibi gelmiyor. Hafif böyle 3 silindirli benzinli motormuş gibi bir havasıyla beraber geliyor. O da gerçekten çok böyle rahatsız etmiyor. Bak, o kadar basıyorsun, o kadar devirli kullanıyorsun. Motor sesi gürültüsünün haricinde mesela bak 120 km hız ama rüzgar sesi çok az. Tekerlek yuvarlanma sesini alıyoruz. Biraz o noktada elinin zayıf olduğu yer yalıtma bak anlamında. Bak şimdi belki biraz rüzgar sesi almaya başladı. Yüksek hızlara çıktı yani güvenli seviyenin biraz üzerindeyiz. Bu hızlarda yani D sınıfında da premium araçlarda da aynı sesi. Sana da böyle yol dışı yolan araba verince yani hakikaten oldukça dinamik bir motor.
motor yapısı var. Evet, normal modu aldık galiba. Uzun yol deneyimlerimden notlar aldım. Sağ olsun hanımım bana yardımcı oldu. Ben böyle aklıma gelen şeyleri söyledim ona. Artık 2-3 kilometre falan bitince o da not aldı. Mesela şerit stabilinden bahsetmişim uzun yolda. Gerçekten şu iki parmağınla tutup aracı gidebilirsin uzun yolda. Yani 130-140 kilometre hızlarda bile en ufak bir oynama yapmıyor. Viraj dönerken, hafif virajlar vardır otobanlarda. Oraları dönerken bile işte müdahale gerektirmiyor direksiyon, öyle söyleyeyim. Şerit takip sistemi varmış gibi kendini kontrol ediyor. Yakıt tüketimi çok başarılı. Şimdi evet, ondan bahsedelim, yakıt tüketimi. Hüseyin, 175 kilometrelik yolu 5.2 ile gitmişim. 5.2 litre ortalamayla gitmişim. Yani şu baktığımız zaman 175 kilometre, 100 kilometre 5.2 yakmışım. 75 saatte yaklaşık 8 litrelik benzin harcamışım. Yani 175 kilometreyi 8 litre şu an... Otoban seyir hızlarıyla, yani hani çok sakin bir süratte değil, güvenli olarak yak, 150 lira yakmışım. Bak, 175 kilometre 50 kilometre 50 lira para yakmışım. Bu yolum 250 kilometreydi. 175 kilometreden sonra kalan 75 kilometreyi de 5.7 litreyle gitmişim. Kalan kilometrede biraz daha devirli kullandım. Rampalar vardı. Tekirdağ yolu. Rampalar, virajlar. Orada biraz daha aracı test etmek, şanzımanı test etmek için triptonik de kullandım. Küçülttüm, büyüttüm. Hep devirli kullandım. 2500-3000 devirde. Bir tık daha yükselmiş. 5.7'lere yükselmiş. Yani bakar mısın? 5.4 arasında tekabül eder avuk kullanımda. Biraz daha sakin kullansam ve inan Malof trafiğini bitirdikten sonra Mahmut Bey'den Şarköy'e kadar hiç 100 kilometrenin altına düşmedim. 100-110'un altına düşmedim. Ya oldukça iddialı, çünkü aslında şunu da düşünmek lazım. Bu motor kısık bir motor değil. Yani gerçekten performansı oldukça açık. Çünkü 320 Nm tork bu sınıf için çok uç bir değer. Yani ortalama 200-250 arasındadır değerler tork olarak. Beygir olarak da 100 beygir, 90 beygirdir rakiplere baktığımız zaman. Bu araç 136 evet, beygir. Yani bu güce rağmen motor değil. Dediğin gibi yakıt tüketimi. Yani haliyle birazcık performansı teşvik edip biraz yakıt tüketimi yüksek olması gerekir. Yani 5 litreler bandı oldukça başarılı değerleri. Bir de 120'nin altına düşmüyorsun yani. Bandı yakalarken 110-120, 110-120, evet, 130. Bir de bilenler bilir, Şarköy'ün virajlı bir yolu vardır. Yaklaşık 30 kilometre. O yolda da böyle 80-90'ın altına düşmeden... Uçmakdere mi? Yok, Uçmakdere yolu değil. Malkara tarafından Şarköy'e giden bir yol. 30 kilometre virajlı bir yol. Ve bu yolda hakikaten devirli kullanırsanız yakarsınız yani. Ona rağmen 5.7. Yani 5.2'den 5.7'ye artmış. Çok güzel bir yakıt tüketim verisi yakaladık uzun yolda. He, ne yaparsın? 100 kilometrede kullanırsın, 110'da kullanırsın. Yani 120'yi çok geçmezsin. 1500'de bir, 1300'de bir bandına çok kesinlikle rahat, çok rahat indirirsin. Çok rahat indirirsin. Bu hoş bir otoban yolunda, uzun yolda. Daha da uzatırsan, ben mesela 2,5 saat gittim, 2,5 saat, 3 saat gittim. O yol 5 saat, 6 saat mesela, bir Karadeniz'e gittim, bir Sinop'a, bir Rize'ye gittim. Uzun bir yolda daha da böyle aşağılara çekersin onu. Doğru. Dediğin gibi 4-4,5 çok rahat çekersin. Güzel bir uzun yol verisi yakaladık. Şanzıman geçişlerini not almışım. Gerçekten pürüzsüz bir şanzıman. O Tiptronic kullandığım bölümde not aldım bunu da. Yani 3000 devir bir kademe üste atıyorsun, hemen altı almana izin verebiliyor. Ve bu altı aldığın dönemlerde sarsıntı hissetmiyorsun. Güzel bir şanzıman geçiş aksiyonu yakaladım o dönemde. Ve güvenli olarak da gerçekten sınıfında başarılı diyebileceğim bir şanzıman yapısı. Çünkü çift kavramalar genelde sorun yaratabilir. Heh, onu diyecektim. Onun hiç ben güvenli duymadım. Güvenli anlamda çok başarılı. Daha DC'de sorun duymadım. Yani. Ya bize demediler. Evet, bize demediler. DC'de şanzımanla sorun çıktı demediler. Yalıtımdan biraz bahsedeyim. Yalıtımda şöyle şeyin, 120 km hıza kadar gerçekten söylüyorum, tekerlek yuvarlanma sesi dışında ses duymadım. Gerçi sunroof'un şu perdesi kapalıydı. Açık olsa belki sunroof'tan ses gelebilirdi. Onu denemedim ama... Ta ki 130 km, 132 km hızlara çıktım. O zaman biraz rüzgar sesi gelmeye başladı ki. O da makul bir durum yani. Çok az. Yani onu da bir tık müzikle yok edebilirsin. Sonuçta yok olur gider o ses. Sonuçta premium araçlarda bile 130-140 bandı çıktıktan sonra
çok rahat rüzgar sesini aynaların büyüklüğünden dolayı hissediyorsun. Ama bu aracın en büyük elini zayıf düşüren nokta tekerleklerdeki o yuvarlanma sesi, yalıtım anlamında çok daha iyi olması gerekirdi. Çünkü çok fazla lastik gürültüsünü içeri alıyor ki Adana Mersin yolu kullanırken yağmurda da kullanmıştık. O yağmur sesi, tekerleklerden sıçrayan çok fazla sesi, dağılma sesi çok fazla hissettiriliyor iç kabine. Peki biraz iç aydınlatmadan bahsedeceğim. Bu mavi ledler diyoruz ya, işte kırmızı çizgiler, mavi ledler, bunun programın başında bahsettik. Bu mavi ledler gece yolculuklarında o kadar yardımcınız oluyor ki. Telefonumu aldım, şarja takacağım. Örnek veriyorum, USB'nin, AUX'un, işte bu Wi-Fi şarjının bölümü mavi led donanımlarla kaplı. Ve USB'ni aramıyorsun nerede diye. Evet, çok direkt doğru. Gözüne vuruyor o ışığı. Yani ben buradayım diyor USB girişi. Ara hızlanmalarından bahsettik ama onu da not almışım. Ara hızlanmaları oldukça başarılı demişim. Yine söylüyorum, Şarköy-İstanbul yolu arasında yokuşlu alanlar var. Oralarda işte vites küçülttük. Gaza dokunduğum andan itibaren ara hızlanmalarının keyfini yaşadım. Yani böyle bayılmadı. Hani araç sana o kaputun altındaki motor gücünü hissettirdi. Yani 7'leri oranlı bu şanzıman yapısı gerçekten hem ara hızlanma hem yüksek süratlere çıkıp devri başarılı şekilde uzun stabil olarak tutabilme olanağı sunuyor. Çok üst devirlerde kullanırsanız senin dediğin gibi de motor sesi biraz gürültülü geliyor. Mesela 4000-5000 devire, 4500 devirine yaklaşırsanız, o devirlerde kullanırsanız biraz saçma sapan bir gürültü verebiliyor içeri. Ben çünkü bir ara 5'ten direkt 3'e attım. Hatta 6'daydı. 6'dan direkt 3'e attım. 2 kademe küçülttüm. Ve o an tabii tamam gücü hissettirdi eyvallah ama böyle bir bağırdığını da duydum yani aracın. Yani ya motor, o benzinli motoru çok keyif veriyordu. Çok güzel bir tını vardı. Evet. Çok güzel bir ses vardı ama. Tırmalırcasına bir evet, ses veriyordu. Evet, bu kulağı biraz sırmalıyor. Ama genel olarak motorun sessizliği gerçekten sınıftaki diğer 1.6 dizel motorlar kıyaslayınca gerçekten en sessiz motormuş gibi hissettirdi bana. Belki bunda yalıtımın da, ön motor kabindeki yalıtımın da faydası var ama dizel ünite arabanın içinde, kabinde gerçekten sessiz bir ortam yaratıyor. Yani çok fazla gürültü ya da titreşim hissiyatı içeri yansıtmıyor. Ya kısacası uzun yolda bu araç bana keyif verdi. Beni yormadı. Ya az yaktı. İşte Türk tüketicinin en mutlu olduğu şeyleri gösterdi bana. Konforu sağladı. Performansıyla bana artılar sundu. Bununla beraber az da yaktı. Ben daha ne isterim? Hiçbir şey istemem değil mi? Var mı unuttuğumuz eksik kalan bir şey? Bence yok. Tekrar kullanmak keyifliydi. Değil mi? Bugün Murat kardeşimiz de yoktu. Evet. Haftaya ben Clio lansmanında olacağım. Yine olamayacaksınız. Artık bir ayda ara vereceğiz. Yani Ağustos'ta görüşeceğiz. Yeni inşallah. Yayın dönemiyle beraber aynen. Tekrar ekranlarda göreceğiz Ağustos'ta inşallah. Ağustos'ta görüşeceğiz. Hüseyin'cim ağzına sağlık. Seninle bu dönemin son programıydı. Hı-hı. Haftaya ben yalnız olacağım. Hakikaten keyifli bir sezon geçirdik beraber. Evet. Ve seninle konuyla kapatıyoruz bu sezonu. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Serkan. Sevgili izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımızı tabii ki YouTube'da Otomobil Test kanalından da takip edebiliyorsunuz artık. Bunları da her hafta söylüyoruz sizlere. Haftaya aynı gün ve aynı saatte, hatta yılın son programında görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.